Maalesef yani siyasi rekabeti anlarım ben. İktidarı eleştirir, siyasi rekabet yapar. Bu demokratik bir haktır. Ama siz Türkiye aleyhinde konuştuğunuz zaman, Türkiye'yi uluslararası camiaya, dünyaya şikayet ettiğiniz zaman, kusura bakmayın bu rekabet değildir, bu Türkiye karşıtlığıdır. Maalesef CHP bunu yapıyor ve bu verilen beyanatlardan devlet aleyhine, Türkiye aleyhine, Türkiye çıkarları aleyhine alınan, verilen beyanatların hiçbirini bugüne kadar hayır öyle değildir demediler, üzerine yattılar. Eğer dosya açacaksak ben teker teker tarih vererek nerede CHP Türkiye aleyhine, bakınız dış politikada şu anda CHP Türkiye'nin yanında bir siyasi parti değil ve CHP'nin söylemleriyle dışarıdaki Türkiye düşmanları Türkiye'ye saldırıyor. Dışarıdaki düşmanlarına, Türkiye'nin düşmanlarına argüman üretiyor. Ağır oldu. Ağırsa burada, hemen, burada hemen izah edeyim. Hiç izah bir dakika, bir dakika. Ağır mı değil mi? Ağır mı? Hayır. Abdullah Gül gitti sizin partinizin genel başkanı gitti eşi için. Abdullah Gül gitti Avrupa. O zaman çıkın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne müracaat anayasal bir haktır. Siz koydurttunuz. Ama tamam, o zaman yasal hakkıdır. Ama sen Azerbaycan'a Türkiye'nin yaptığı yardımda Türkiye maalesef Azerbaycan'a silah gönderiyor, cihatçı gönderiyor dediğin zaman Ermenistan Başbakanı'nın ağzıyla partilerin görüşlerini genel başkanları ifade eder. Sayın Genel Başkan da Ünal Çeviköz'ün o sözünün yanlış olduğunu söylemiştir. Ünal Bey'in sıkıntısı şu. Ünal Bey, ben de tanırım, severim kendisini. Ama ne yazık ki diplomat genel başkan bunları yalanlasın Barış Bey. Desin ki hayır desin ya, biz Azerbaycan'a devlet olarak yardım etmek durumundayız. Bunları yalanlamadılar. Sayın Genel Başkan Azerbaycan Türkiye'deki Doğu Akdeniz geriyor diye Yunanistan ağzıyla Ünal Çeviköz beyanat verdi. Ya yanlış. Başka Türkiye S-400'lerden vazgeçmeliyiz biz gelirsek. S-400 politikanız yanlış ama Resul Bey, yani Türkiye, o zaman CHP gelsin AKP'ye katılsın. Biz sizin yani Türkiye, bütün yanlış politikalarınızı savunmak Suriye'de, zorunda mıyız? Türkiye, ya olur mu böyle şey? Türkiye Suriye'de meşru değildir diyen yine... Ne işimiz var bizim Suriye'de? Ne işimiz var? Libya'da, askerlerimizi kim katlediyor onu bile açıklayamıyorsunuz. Diyen bir siyasi parti, milli bir siyasi... Askerlerimizi kim katletti? 3 askerimizi kim katletti? Niye açıklamıyor iktidar? İdlib'de 3 askerimizi kim katletti? Ne işimiz var bizim Suriye'de? Ben söylüyorum açık açık, ne işimiz var Suriye'de? Bu ülkenin bir maceracı politika yüzünden Türkiye'yi götürdünüz, orada bir batağa sapladınız. Yani siz diyorsunuz ki AKP yapacak, CHP her şeyi, Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin Kemal Bey'le kurucu iradesidir. Görüşmesi öncesi bunu da topluma hazmettire. Yok, bir dönem tasvip etmediğiniz bir dakika, bir söz neyi, bir dakika neyi hakaret bir söz alabilir miyim? Nazım Hikmet'in komünist olma suçunun dışında vatan haini suçlaması ne zamandır biliyor musunuz? NATO'ya girmek için Kore'ye asker gönderdiğimizde Kore'ye buna itiraz eden ve Menderes'e çok ağır şiirler yazdığı için Nazım Hikmet vatan haini demişti. 23 sen bugün, bugün CHP, bakalım CHP bugün dönemindeydi. Bugün hapisteydi ya. Efendim onu karıştırmayın. Niye karıştırmayın? O da anti-Kemalist'ti. Orada hapisti, yine DP döneminde ya, serbest bırakıldı da kaçlardı. Gerçekten bir şey ustasısınız ya, böyle çarpıtma. Olayları çarpıtma ustasısınız. Ne gerçekten. Canım? 1952 Hikmet CHP döneminde hapislerde çürüdü adamcağız. Ya tabii Said Nursi'nin Demokrat Parti zamanında çürümesi gibi mi? Evet. Evet, tamam o zaman, güzel. Evet. 1952'den yani bahsediyorum. Ben bak, Nazım Hikmet dışarıda. Nazım Hikmet dışarıda. 1952. 52'de. Yani bırakmış. 52'de biz diyor NATO'ya niye gireceğiz ve niye Kore'ye asker Nazım gönderiyoruz? Mehmetçiğin orada ne işi var diye bir şiir yazıyor. Bunun üzerine vatan haini deniyor. Bakın sağın ürettiği en önemli argümanlardan birisi, yani ülke lehine bir şey söylediğiniz zamandan itibaren veya onların o anki politikalarına ters düşen bir şey söylediğiniz andan itibaren sen bir vatan hainisin. Vatan hainisin. Hapishanelerde çürüdü. Bana onu bir izah eder misin? Yanlış canım. Donanma, kimse doğrudur demiyor ki Nazım Hikmet. Donanma davası. Bir yurtseverdir ya. Donanma da, donanma davası. Dünya çapında şairdir. Türkiye'nin de Barış, evet, sanatçıdır. Dalayım bir. Fakat anti-Kemalist'tir. Devam ediyor hala. Şimdi nedir? Nazım Hikmet anti-Kemalist'tir. Ya olabilir. Atatürk karşıtıdır. Olabilir, hakkıdır Atatürk da. Atatürk muhalifidir. Olabilir. Atatürk hakkında da en güzel şiir yazmış adamdır ayrıca. Neyse, ben onun hakkında söylediklerini söylersem şimdi televizyonunuzu kapatırlar.
Yok canım. Ama ben de sizin şey söylemeyin. Nazım Hikmet'in Atatürk'e dil uzatanın dilini keserim. Biliyorum. Nazım Hikmet'in Alpaslan Türkeş'in sanatını kurultayda söylediği şiiri var. Evet, Nazım Hikmet'in sanatını inkar edemezsiniz. Atatürk muhalifi de olsa, vatan hainliğe de suçlansa şair